Arkadaşlar, selamun aleyküm. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersi de bir buzulda okuyacağız. Kırım Hanlığı ile ilgili arkadaşlar, onlarla ilgili yazılmış bir arşiv vesikası. Peki, Bismillah diyerek hemen belgemizi okumaya başlayalım. Yukarıda arkadaşlar besmelemizin işareti, sembolü ya da kodu diyebileceğiniz şekil var arkadaşlar. Bunu görünce Bismillahirrahmanirrahim diye okuyoruz. Şu bölüm, şu kısım arkadaşlar sah bölümü sahihtir, doğrudur anlamında. Burası ise buyuruldu. Buyuruldu. Şu iki çizgide divandan çıkış işareti. Peki. Esasen bir buyuruldu örneği bu. Metin genel itibarla metin altında görüyoruz ama üst makam arkadaşlar bir nev sah ki zaten onay, bir nev paraf onay oluyor. Bununla beraber buyuruldu ifadesinde üst makamın yazdığını, paraf attığını, bir nev paraf bari bir buyuruldu yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Yani katip ya da hattat metni yazıyor. Ondan sonra buyuruldu ifadesini ve sah ifadesini keza üst makam, sadrazam gibi, kazasker gibi arkadaşlar kişiler atıyor. Şimdi metin bu. Kırım'la ilgili arkadaşlar, Kırım Hanlığı'yla ilgili ki burada da arkadaşlar bununla ilgili ifadeler göreceğiz. Peki şurada hala yazıyor, hala Kagalgay. Bunu birkaç Kagalgay ya da Kalgay'da söyleyenler var arkadaşlar. Kagılgay, Kalgay. Tabi burada Kagalgay yazıyor. Kırım hanlarının veliahtına arkadaşlar Kalgay ifadesi deniliyor burada ama Kagalgay şeklinde yazıldığını görüyoruz. Birkaç ifadesi var arkadaşlar. Peki hala Kagalgay olan yani veliaht diyelim olan Menkli Giray Sultan'a hüküm ki arkadaşlar. Evet, Kalgay ya da dediğim gibi tekrar google'layalım bilmeyen arkadaşlarımız için. Bu da Kagalgay yazmış. Bazı metinlerde Kalgay şeklinde yazıyor. Kalgay ya da Kagalgay ya da Kagılgay farklı telaffuzları da varmış. Kalga gibi arkadaşlar. Ya da Kagalya tarzı. Yani demek ya, şivesel olarak değişik okunuşları ve yazılışları olabiliyormuş. Kalgaylar ya da Kagalgaylar arkadaşlar Kırım Hanlığı'nda veliahta verilen ünvana deniliyor. Bunun bilgisini verelim. Peki Menkli Giray Sultan orada biri varmış. Menkli Giray ki zaten aslında meşhur fakat Fatih döneminden sonra bu demek farklı bir Menkli Giray var arkadaşlar. Yıl olarak birinci mesela Menkli Giray var. Bu demek daha sonra artık bu 1700-1800 yıllara ait bir vesika. Peki Kırım Hanlığı Avatıfı Aliye-i Husrevanem'den Hattı Hümayunu Şevket Makrun'unla sabıka Kırım Hanı olan Cenabı Emaret Meabı Eyalet nisabı, saadet, iktisab, devlet, giray han. Arkadaşlar, devlet, giray han. Damet, maaliyehu. Tevcih ve tahlid ve inşallahu teala hanı müşarun ileyh Kırım'a varıp makarı hükümetine yani hükümet merkezine Makarrı hükümetine kıyam edince yani oturunca siz Müşarun İleyh'in taraflarından vekil ve tanzim-i umur vilayette sayı cemil yani Menkli Giray da arkadaşlar vekil olarak veliaht yani birine atanmış. Umur vilayette sayı cemil eylemeniz fermanım olup ve hanı sabık kaplan giray sultan önceki han da arkadaşlar Kırım'da
kaplan giraymış. Ondan sonra devlet giray gelmiş arkadaşlar. Onu söylüyor. Sabık kaplan giray sultan yan yolu, pardon yan bolu arkadaşlar. Yan bolu kazasında olan çiftliğine gelip anda ikamet eylemek üzere tarafı devleti aliyemizden mübaşir tayin olunan emektarlardan kıdvetül emacit vel ayan boşluk isim herhangi Ahmet Mehmet gibi isim yazmamış el ayan boşluk zide mecduhu evet cimin noktası yok zide mecduhu ile emri şerifim şeref yafte-i sudur olmanın imdi iş bu ilmi iş bu ilmi şeri emir ilimlerden çıktı emir yazıyor arkadaşlar iş bu emri şerifim vusulünde hanı sabık yani kaplan giray söylüyor müşavir ile kaplan giray sultanı bir gün evvel mahalli memura evet irsal ve inşallahu teala müşavir ile Devlet Giray Han Kırım'a varıp Makarrı hükümetine kıyam edince taraflarından vekaleten Tanzimi Umuru vilayete müterettip olan umur ve hususlara basireti tam ile ikdam ve ihtimam eylemeniz babında Ferman-ı Alişanım sadır olmuştur buyurdum ki diye arkadaşlar yazılmış. Evet. Burada metin içerisinde arkadaşlar metinde kime yazmıştı? Kırım'da arkadaşlar Kagalgay olan Menkli Giray'a hitaben kendisinin Devlet Giray'ın vekili olarak atandığına dair bir belge arkadaşlar. Olduğunu söyleyebiliriz. Ve en sonunda da tarihte de fi evahiri şin yani Şaban'ın sonu sene 1120 arkadaşlar. Yani takriben 1120'de hızlı bir tarih çevirici kullanacak olursam evet hesap makinesini açmam gerekiyor. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 1000 Peki 1120 çarpı 0.97 artı 622 1708 tarihli bir vesika arkadaşlar. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. YouTube'da Zafer Erşi kanalımızda Kırım Hanlığı ile ilgili artık bir vesika okuduk. Burada arşiv numarası var. Keza yukarıda da arkadaşlar arşiv kodunu görebilirsiniz. Oradan da belgeye ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Biz de her belgeyi paylaşamıyoruz. Burada arşiv kodu var dediğim gibi evrak numarasını, gömlek numarasını vesaire girerek belgeye ulaşmanız mümkün. Peki teşekkür ediyorum. Bu arada derslerimizi beğenip paylaşmayı, yorumlarla destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.